Gaziantep'te görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Seydi Vakkas Ceyhan, yakalandığı hastalığı yenerek 7 ay sonra öğrencilerine kavuştu. Öğrenciler kanseri yenen öğretmenlerini okulun ilk gününde alkışlarla karşıladı. Kasım ayında rutin kontroller sırasında teşhis konulmuştu. Bu teşhis sonrasında işte doktorlarla görüşmeler neticesinde önce ameliyat olmama karar verildi. Şehir hastanemizin başhekimi tarafından başarılı bir ameliyat sonrası tedavi süreci başladı. Yani kısa bir tedavi sürecinin sonunda çok şükür sağlığıma tekrar kavuştum ve öğrencilerimle okuluma tekrar döndüm. Tabii bu süreçte bizi en çok yoran şey, en çok üzen şey öğrencilerimizden ayrı olmak, okulumuzdan ayrı olmak oldu. Süreçte tabii ki zorlu olduğu için okulumuzun, öğretmen arkadaşlarımın, ailemin çok çok büyük desteği oldu bana. Yani bu süreçte onların vermiş olduğu destek benim bu hastalığı yenmemi sağladı. Elhamdülillah. Yani bu sürecin sonunda tekrar okuluma dönmek, tekrar öğrencilerime kavuşmak beni çok çok mutlu etti. Gerek valimizin, gerek il milli eğitim müdürümüzün, gerekse okul müdürümüzün büyük destekleri oldu bu süreçte. Hep beraber bir aile olduğumuzu gösterdiler bana. Bu süreçte arkamda olduklarını hissettirdiler. Bunu en derin duygularla hissettim. Süreç içerisinde bana destek olan, başta ailem olmak üzere, eşim olmak üzere, kardeşlerim, anne babam, okuldaki bütün arkadaşlarım, idarecilerim, öğrencilerim, hepsine yürekten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yani bu süreci aşmamda bana çok çok büyük destek oldular. Buradan bu hastalığı geçiren bütün Türkiye'deki bütün hastalara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu sürecin inşallah şifayla kavuşacağına tüm hastaların bütün kalbi duygularımla inanıyorum. Tabii ki öğrencilerinden ayrı kalmak insanı çok çok üzüyor. Ben mesleğini çok severek yapan bir öğretmenim. Mesleğimde yaklaşık 18. yılım. Yani onların gözlerindeki ışıltıyı görememek, onların yüzündeki tebessümü hissedememek insanı çok çok üzüyor. Bu süreçte tabii ki aşmak için tek başına insan maalesef yeterli olmuyor. Yani insana çevresinden destek olacak, ona moral verecek insanlara ihtiyaç duyuyor. Bu süreci aşmanın en önemli yolu umutsuzluğa kapılmamak ve bu süreci sevdikleriyle beraber atlatmak olduğunu düşünüyorum. Hocamız bir süreçte hastalık geçirdi ve biz okuldan ayrılmasına çok üzüldük. Geri derslerimize katılınca, bize ders anlatınca, geri okulumuza gelince çok sevindik. Seyri hocamızı çok seviyoruz. O benim hem babam hem de öğretmenimdi. Bu süreç bizim için biraz zor ve üzgün geçmişti. Babam bir süre okuldan ayrıldı. Bu süreçte babamı çok özlemiştik okul için. Sonra babam iyileşti, sevindik. Seyda hocamız hem sosyal bilgiler dersimize hem de kültür dersimize giriyordu. Derslerimiz hem çok hızlı hem de çok güzel bir şekilde ilerliyordu. Açıkçası hasta olduğundan dolayı sınıf olarak çok üzüldük. Bir gün hocamız buraya gelmişti, çok mutlu olduk. Buyurun. Hayali çizgilere ne diyorduk Gülçin? Meridyen. Evet, Meridyen ismini veriyorduk. Bunun temel sebebi, şimdi bu çizgiler, Ela, ve dünya üzerine bu tür çizgiler çiziyorlar. Dünyanın şeklinden kaynaklanıyor bu durum.